Bir değişiklik oldu mu? Hayır. Peki gelen giden var mı? Yok, çok şükür kimse gelmedi, kimse görmedi. Efendim? Acaba hemen eve gelebilir misin? Ha? Aa, Ferit salonda bekliyor seni canım ablacığım. Nişanlanmanla ilgili bir pürüz varmış. Dilaver'le yasalar gereği nişanlanamıyormuşsun. Çüş. Ben Dilaver'le nişanlanıyorum nokta. Ayrıca o Ferit'e söyle, pürüz mürüz kabul etmiyorum. Ya sana acilen eve gelmen lazım. Bu mümkün değil diyorum canım ablacığım benim. Ha, ablacığım bu arada biz Ferit'le yarın nişanlanıyoruz. Hani sana haber vereyim dedim. Belki gelmek istersin, kardeşiz ya. Canım ablacığım benim. Hadi seni evde bekliyoruz. Ferit'le mi? Aynı gün, aynı saatte mi? Ne oldu? Eve gidebilir miyim? Bir sorun var. Niye benimle paylaşmıyorsun? Evden konuşuruz. Şimdi ben gidiyorum. Sen Ayşegül'e söyle... beni aramasın. Hemen eve gelsin. Peki, peki. Tamam, peki. İnadına yapıyorsun. Hayır, aşkımdan yapıyorum. Peki, Ferit'e mi, Dilaver'e mi? Tabii ki Ferit'e. Dilaver'le benim o anlamda hiçbir hukukum kalmamıştır. Dağa kaçtı, inek içti, yandı bitti, kül oldu. Duman, aramıza nifak tohumları serpmeye kalkma. Cezanı uzatırım, pes. O zaman niye yarın? Niye bugün değil, yarından sonra değil, bir hafta sonraki pazar değil de yarın? Neden nişanlanmak için Melda'nın nişanıyla aynı günü seçtiniz? Evet, yarın. Bugün değil, yarından sonra da değil, önümüzdeki pazar da değil. Hı. Çünkü yarın biz tanışalı 500 yıl oluyor. Bunu bugün hatırlayacağınız tuttu değil mi? Ferit hatırlattı, o unutmamış. Bak şimdi bence üzerime fazla gelmesen senin için iyi olacak Duman. Hatta benimle çok iyi ilişkiler içerisine girmeye çalışsan da çok iyi olacak. Çünkü ne de olsa SDDK başkanının müstakbel eşi sayılırım. Hani ileride senin bu kedilikten kurtulma durumuna falan bir yararı olabilir. İyi düşün. Yani... bilmiyorum. Ya. Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum. Aşk olsun Melda. Yani Dilaver'le nişanlanamıyorsun diye hırsını benden çıkartma. Zaten istemeyen sen değil miydin? Ferit önüme o yasaları koymasa da sen bir yolunu bulup engel olacaktın nasıl olsa. Artık sihir mi yapardın? Sen kardeşini hiç tanımamışsın. Üstüne üstlük benim Dilaver'le nişanlanacağım gün nişanlanıyorsun. Senin hiç utanman yok. Ay çok ayıp oluyor ama Melda. Haksız mıyım Duman? Ben artık aranıza girmek istemiyorum. Aferin Duman. Kim bilir ona ne vaatlerde bulundum böyle sesini çıkarmıyor. Ay saçmalama Melda. Yine yapacağını yaptı. Kim? Kim olacak Tuğçe? Ne yaptı bir söylesene. Baygın baygın Selim'i sayıkladı. Sonra da müdür Dilaver refakat etsin diye Selim'i yanında gönderdi. Bak Melda hala eğer o adamla nişanlanırsan beni annemin yanına gönder. Bebeğim benim. Sen üzülme. Sen üzüldükçe ben de çok üzülüyorum ama. Açmıyor mu? Yok hayır hala açmıyor. Ya bu kadar saattir Tuğçe'yle olamaz herhalde. Değil mi? Vallahi şimdi ne desem yalan olur. Bence biraz daha bekleyelim. Ha? Aa, kim acaba? Hoş geldin Dilaver. Ya Melda insan bir haber verir. Yani evde bir sorun var dedim, fırladın gittin ondan sonra ne bir telefon ne bir haber. Affedersin Dilaver, ben çok düşüncesizim. Yapma böyle Melda, ben öyle demek istemedim rica ederim. Ha siz miydiniz? Ne o Ayşegül, sen ne demek küsüz? Ne yaptığınızın farkındasınız demek. Annem dünyada sadece kendini bilen insanlara saygı duy derdi. Niye Selim'i Tuğçe ile gönderdin? E çocuk onu sayıkladı canım ne bileyim. Ayrıca yani baygın bir Tuğçe'den Selim'e ne zarar gelir? Biz nişanlanmıyoruz Dilaver. Ne? Aa, Ferit. Dur bakayım sana. Ha, Serda, yarın akşam bunları mı giyeceksin meleğim? Nasıl beğendin mi? Aa, dur sakın bakma. Aslında hemen gitsen iyi olacak. Çünkü nişandan önce böyle kıyafetle görürsen uğursuzluk getirir. Ama hayatım o gelenek gelin ve gelinlik için geçerli değil mi? Hem Bizim gibilerin batıl lançları yoktur ki. Ya benim var ne olur. En ufak bir aksilik olsun istemiyorum. Lütfen. Tamam gidiyorum. Gitmeden önce bir şey soracağım sana. Hı. Beni seviyor musun? Seviyorum. Hı. Ne kadar? İşim kadar. Hı. Tamam. Sen söyleme de ben gidiyorum. Bu çok saçma. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Selda nişanlanıyor diye biz seninle nişanlanmıyoruz öyle mi? Ya duyduğum en saçma şey bu. Yani aynı evin içinde, iki ayrı odada mı nişanlanalım Dilaver? Melda gitsinler başka yerden nişanlansınlar. Adamın parası yok mu? Gitsin ne bileyim salon tutsun. Biz tuttuk mu? Ya biz sen böyle istiyorsun diye bunu yapıyoruz hayatım. Yani şimdi sen burada bana tamam Dilaver biz ayrı dünyaların insanlarıyız falan desen... Ya tamam onu anlayacağım. Öyle desem anlar mısın? Her neyse. Hayır kabul etmiyorum Melda. Bu nişan olacak. Ya bir Selda'nın zamanlama hatası yüzünden seninle nişanımı erteleyemem. Nerede Selda? Ben onunla konuşacağım. Hayır hiç gerek yok. Melda bal gibi de var. Selda. Dilaver. Ne var? Benim Dilaver. Buyurun Dilaver Bey. Tebrik ederim Serda Hanım. Nişanlanıyor musunuz yarın? Teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Duydum ki siz de öyle bir karar almışsınız. Ve fakat biz sizin sayenizde nişanlanamıyoruz. Ne demek sizin sayenizde canım? Yani bu durumla ilgili beni suçlamıyorsunuz herhalde. Tabii ki suçluyorum Serda Hanım. Üstelik kınıyorum da. Ya inanamıyorum. Nasıl oluyor da siz yarın nişanlanıyorsunuz diye biz Melda'yla nişanlanamıyoruz? Ay çok özür dilerim. Affedersiniz. Melda size böyle mi söyledi? Melda, niçin Dilaver Bey'e? Düşündüm, taşındım ve karar verdim ki biz ayrı dünyaların insanlarıyız demiyorsun. Ayşegül, kahvaltı hazır canım. İnmiyor musun sen? İstemiyorum hala. Tuğçe gibi mi olmak istiyorsun ha? Selim için açlık grevine girip hastanelik mi olmak istiyorsun? Üf hala. Hadi canım aşağı in. Bak bugün benim en mutlu günüm. Etrafımda suratı asık hiç kimse görmek istemiyorum tamam mı? Bak bekliyorum. Bak yavrum iki yanda böyle karaveller olacak havalı. Peki efendim. Ha sakın fazla spreyi de sıkma başım ağrıyor. Aha, tamam efendim. Gece mi nişan? İsterseniz saçınızı elbiselerden taşlarla süsleyeyim. Yok evladım istemem. Bu yaştan sonra pırıltılı şeyler istemem. Hangisi nişanlanıyor? Melda. Ah. Hani sarışın olan. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Sıra arkadaşımdı. Ya. Selam mı söylersiniz? Selda ne yapıyor? Evlendi mi? Ah nerede? Daldan dala. Sonunda kona şu deli Feride. Deli Feride mi? Evet. Bizim deli Feride. Hı. SDDK başkanı deli Feride. O işte. Ona takıldı kaldı. Gerisini boş ver. Adamın işinden başka hiçbir şey düşündüğü yok. Yani ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ya. Hadi evladım devam et şöyle. Ha? Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.